Amarat teyzenin yosun muhallebisinden çok yedim galiba. Ben de. Yüzecek halim kalmadı. Biraz dinlenelim şurada. Oo, sonunda birini buldum. Hastane. Güney Sahil Hastanesi. Nerede? Bulamıyorum bir türlü. Hastane mi? Neredeydi? Ne olur hatırlayın. Babam hastalanmış, oraya götürmüşler. Hatırladım. Şöyle gideceksin bu tarafa. 4 büyük kaya sayacaksın. 4.'den sonra batık kayığı göreceksin. Oradan sağ, sonra güney. Ne duruyoruz ki? Bizi takip et. Seni oraya götüreceğiz. İşte geldik. Hadi babanı bulalım. İsmin neydi? Yeşiltaş. Hadi babanı bulalım Yeşiltaş. Baba. Yeşiltaş. Baba ne oldu sana? Neden buradasın? Neler oldu? Her zamanki gibi yiyecek bulmak üzere evden çıkmıştım. Çok güzel yemeklerle dolu bir yer gördüm. Hatta birinin bize ziyafet verdiğini zannettim. Pembe bir şeyi jöleli pasta zannedip ağzıma attım. Meğer o pasta değilmiş. Naylon poşetmiş. Naylon poşet mi? İnsanlar bazen denize naylon plastik falan atıyorlar. Biz de onları yiyecek sanıyoruz. Bir sürü arkadaşımız, çoluk çocuk hepsi hastalandı. Merak etme, iyileşeceksin baba. Ben iyiyim, siz asıl oraya koşun. O çöplerin döküldüğü yere. Hemen engel olmazsanız başkaları da aynı hataya düşüp zarar görebilir. Hadi gidelim. İnci ve Simli'ye de haber verip çöpleri temizleyelim. Hadi. Koşun. İnanmıyorum. Bunca çöpü nasıl denize atarlar? Denizin birilerinin evi olduğunu hiç düşünmemişler anlaşılan. Bunu yapanların evine böyle çöp dökülse ne hissederler acaba? Hadi acele edelim. Toplayalım şunları. Topla bitmiyor. En iyisi birimiz gidip annemlere de haber versin. Bunca çöpü toplamak için kalabalık olmak lazım. Ben giderim. Bu pis şeylere dokunmaktan fena oldum zaten. İyi dayandın bence de. Hadi git. Annem, babam, dedemler. Herkes gelsin. Çöpler biraz azaldı sayılır. Çöpler biraz azaldı. Biz de çok yorulduk. Şikayet etme. Bizden sonra buraya gelecek kaplumbağaların hayatını kurtarıyoruz şu anda. Aman Allah'ım, şuraya bakın. Su kaplumbağası. Yemek bulmaya gelmiş olmasın? Hayır.
Kaplumbağa amca! Kaplumbağa amca! Dur! Çok uzakta. Ona sesimizi duyurmak zor. Ne yapacağız? Naylonları ağzına atmak üzere. Yüzerek yetişemeyiz. Ne yapsak, ne yapsak? Düdük! Ne? Düdük! Çöplerin arasında düdük var. Eğer çalışıyorsa... Hadi o halde. Yaşlı kaplumbağaya sesimizi duyuralım. Onu bana ver pullu. Bir, iki, üç. Hadi kumlu. Kaplumbağa! Başınıza olacak iş değilmiş ki Simlicim. Pullu, Kumlu, anlatın bakayım. Bir daha anlatın. Nasıl kurtardınız yaşlı kaplumbağayı? Üç kez anlattık ya nineciğim. Ne yapayım? Sizin gibi torunlarım var diye göğsüm kabarıyor. Başkalarına yardım etmeyi seven derya kuzuları. Deniz ahalisinin en hayırlıları. Ay durup durup öpesim geliyor yavrularımı. Durup durup öpeceğim. Tutmayın beni. Dur nene. Bari bana acı da olur. Yeşil taş, aferin sana evladım. Ben ne yaptım ki? Babanı bulmak için didinmeseydin, sonra onun sözünü dinleyip buraya gelmeseydin, o yaşlı kaplumbağayı kurtaramazdınız. Babanı merak ediyorsun değil mi? Hem de çok. Hadi sen git. Bak biz yeterince kalabalığız. Merak etme. Bütün çöpleri toplamadan eve dönmeyeceğiz. Babana şifa dileklerimi ilet. Tabii. Tabii söylerim. Ben babamı görmeye gidiyorum da. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Yeşil Taş. Sayende tembel tembel yatmak yerine bir işe yaradık. Babana selam söyle Yeşiltaş. Allah şifa versin çocuğum. Biz daha sonra babanı ziyaret edeceğiz. Hadi sen artık onun yanına git. Yolun açık olsun. Sizleri tanıdığıma çok mutluyum. Hoşça kalın.
Müzik